Karşımızda suda çözülmüş sodyum klorürle yine suda çözülmüş gümüş nitratın girdiği tepkimeye ait moleküler bir denklem var. Tepkimenin sonucu olarak suda çözülmüş sodyum nitrat ve katı gümüş klorür ortaya çıkacak. Bu bileşiklerin suda çözünmeden önceki kristalli ya da katı formlarını merak ettiyseniz size bunlara benzediklerini söyleyebilirim ama suda çözündükten sonra bu arada bileşiklerin formüllerinin yanında parantez içinde yazan suda bu bileşiklerin suda çözündüğü anlamına geliyor. Evet, bu bileşikler suda çözündükten sonra artık kristalli yapıda olmaz ve iyonlarına ayrışırlar. Örneğin sodyum klorürü ele aldığımızda ortaya artı yüklü bir iyon yani katyon olan ve oksijenin kısmen negatif yüklü ucu tarafından çekilecek olan sodyum iyonu çıkar. Suyun polar ya da kutuplaşmış bir molekül olduğunu hatırlıyoruz değil mi? Hatta suyun iyi bir çözücü olmasının nedeni de polar olmasıydı. Aynen sodyum gibi eksi yüklü klorür iyonları yani anyonlarda suyun kısmen artı yüklü hidrojen ucu tarafından çekilecek. Aynı şey gümüş nitrat için de geçerli. Gümüş nitrat iyonlarını ayrıştığında ortaya artı yüklü gümüş ve eksi yüklü nitrat iyonları çıkacak. Ayrışan iyonları daha iyi bir şekilde gösterebilmek için bu denklemi farklı bir şekilde yazabiliriz. Evet, bu şekilde biraz daha açıklayıcı oldu. Öyle değil mi? Bakın, mesela sodyum ve klorür artık bir arada bulunmayacak. Sodyum klorür, gümüş ve nitrat iyonları yani hepsi ayrı ayrı suda çözünecek. Bu denklemin bu tepkimede neler olduğunu biraz daha açık bir şekilde gösterdiğini siz de fark ettiniz, değil mi? Denklemin diğer tarafına baktığımızda suda çözülmüş bir şekilde bulunan sodyum nitratın iyonlarını da ayrı ayrı yazabiliyoruz. Gümüş klorür ise katı formda olduğu için bunun bir çökelti olduğunu söyleyebiliriz. Gümüş klorürün çözünürlüğü çok yüksek değil. Dolayısıyla suda çözünmez ve dibe çöker. Şimdi bu denklemlerden hangisinin daha iyi olduğunu düşünüyor olabilirsiniz. Aslında bu amacınızın ne olduğuna göre değişir. Bu denklem standart moleküler formda yazılmış bir denklem. Hemen not edeyim. Moleküler denklem ve denge durumunda. Denklemlerimizin her zaman dengede olmasını istediğimizin de altını çizmek istiyorum. Bu ise tam iyonik denklemdir. Tam denmesinin sebebi iyonların hepsinin denkleme dahil edilmiş olmasıdır. Biraz sonra bunu net iyonik denklemle karşılaştıracağım. Tam iyonik denklem. Bundan zaman zaman iyonik denklem olarak bahsedildiğini de duyabilirsiniz. Peki buna neden tam iyonik denklem diyorduk? Çünkü ayrışmış iyonların hepsini gösteriyoruz. Sırada net iyonik denklem var. Gelin biraz düşünelim. Ama önce kendime ekranda biraz yer açayım. Evet bu denklemin iki tarafında da suda çözülmüş halde bulunan iyonların aynılarının olduğunu fark etmiş olmalısınız. Örneğin sol tarafta suda çözülmüş bir sodyum iyonu varken yine suda çözülmüş sodyum iyonu denklemin sağ tarafında da yer alıyor. Ürün olarak ortaya gümüş klorürün çıktığını düşünürsek burada iyonik ve çözülmüş halde yer alan bu iyona seyirci iyon deniliyor. Buraya da yazalım. Peki neden seyirci deniliyor? Çünkü olan tele aynen bir seyirci gibi seyrediyor da ondan. Bakın sodyum burada sodyum klorürün bir parçası ve tepkimenin ürünü olarak gümüş klorüre bu klorür iyonunu sağlamak dışında bir şey yapmıyor. Aynı şey denklemin sağında ve solunda suda çözülmüş halde bulunan nitrat iyonu için de geçerli olduğu için bu da seyirci bir iyon. Maçı izlemek için gelmişler tezahürat bile yapmıyorlar. Tepkimeyi öylece izliyorlar. Şimdi tam iyonik denklemden net iyonik denkleme geçmek için öncelikle net iyonik denklemin seyirci iyonları hesaba katmayacağını bilmelisiniz. Bundan, bundan, bundan ve bundan kurtulacağız. Ve böylece geriye suda çözülmüş klorür, suda çözülmüş gümüş, bunların suda çözülmüş olduklarını belirtmek için parantez içine suda diye de yazalım. Bu iki iyon tepkimeye girdiğinde de katı gümüş klorür elde edeceğiz. Gördüğünüz gibi bu denklemde neyin neyle tepkimeye girdiği ve neyin ortaya çıktığını görmek çok daha kolay. Evet. Bu iki iyonu hangi formda koyarsanız koyun tepkimeye girecekler ve sonuç olarak da ortaya gümüş klorür çıkacak. Sodyum klorür yerine potasyum klorür de kullanılabilir ve bu durumda potasyum iyonu seyirci iyon olur. Az önce de söylediğim gibi bu tepkimenin net iyonik denklemi budur.